10. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 95 cevapları. Sözel, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 95, Sözel, 1. I. İslam toprak hukuku. 2. Türk İslam devletlerinin uygulamaları. 3. Roma ve Bizans toprak sistemi. Osmanlı Devleti toprak sistemini oluştururken yukarıdakilerin hangilerinden yararlanmıştır? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ayv 2. E. I. 2 ve 3. Cevap E. İkinci aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toprak sisteminde yer alan bir arazinin özelliklerinden biri değildir? A. Topraktan alınan vergilerin tamamı iltizam sistemiyle toplanmıştır. B. Mülkiyeti devlete ait olan topraklardır. C. Bu toprakların kullanım hakkı, kira bedeli alındıktan sonra sözleşmeyle reaya bırakılmıştır. D. Toprağı işleyen reaya, elde ettiği üründen belli oranlarda vergi ödemekle mükelleftir. E. Mir arazi, gelirlerinin kullanımına göre bölümlere ayrılmıştır. Cevap A. 3. I. Dirlik, geliri doğrudan merkez hazinesine giden topraklardır. 2. Arpalık, saray adamlarına ve ilmiye sınıfından bazı yüksek rütbeli kişilere çalıştıkları süre içinde maaşlarına ek olarak verilen ve emekli olduktan sonra da gelirini almaya devam ettikleri arazilerdir. 3. Malikane, maaş karşılığı verilen bu topraklar gelirine göre has, zeyamet ve tımar olarak üçe ayrılmaktadır. 4. Yurtluk ve ocaklık, bir bölgenin Osmanlı Devleti'ne katılmasında etkili olan ve devlete sadakatle bağlılıklarını bildiren mahalli beylere verilen arazilerdir. Yukarıda yer alan mir arazi türlerinden hangilerinin açıklaması yanlış olarak verilmiştir? A. Ayv 2 B. 2 ve 3 C. Ayv 3 D. Ayv 4 E. 2 ve 4 Cevap C. 4. Osmanlı toprak sisteminde yer alan mülk arazi, mülkiyeti kişilere ait olan topraklardır. Bu araziler, mir araziden bir miktarının hükümdar tarafından şahıslara verilmesiyle ya da yeni fethedilen bölgelerde daha önceden mülk olarak kullanılan yerlerin sahiplerinde bırakılmasıyla meydana gelirdi. Bu tür arazilerin Osmanlı toprağı içindeki miktarı çok azdır. Geliri ve kullanma hakkı şahsın kendisine ait olan bu tür arazilere sahip olanlar, arazilerini satma, vakfetme ve hibe etme hakkına sahipti. Buna göre mülk arazi ile ilgili olarak I. Ekilebilir dikilebilir alanlardan oluşur. 2. Arazi sahibi tasarruf hakkına sahiptir. 3. Devlet isterse bu arazilere el koyabilir. Yargılarından hangilerine ulaşabilir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ayv 2. E. 2 ve 3. Cevap B. 5. klasik dönemde Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki toprak türlerinin hangisinden vergi alınmamıştır? A. Dirlik. B. Vakıf. C. Öşri. D. Haracı. E. Mukata. Cevap B. 6. klasik dönem Osmanlı Devleti'nde Müslümanlar, gayrimüslimlere oranla daha az ürün vergisi ödemekteydi. Bunun nedeni olarak I. İslam hukukunun uygulanıyor olması. 2. Gayrimüslimlerin Müslüman olmaya teşvik edilmesi. 3. Müslüman arazilerinin verimsiz olması durumlarından. Hangilerinin etkili olduğu savunulamaz? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ayv 2. E. Ayv 3. Cevap C. 10. sınıf kazanım kavrama testleri, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce, sayfa 95 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.